Motosikletli Çift'ten herkese selam. Biz hazırlandık. Diyeceksiniz ki nereye gidiyoruz? Pamukova'ya gidiyoruz, Sakarya'ya. Rüzgartepe miydi? Rüzgardağı Camping. Rüzgardağı Camping'e gidiyoruz. Orada güzel bir etkinlik var. Outdoor Republic'in güzel bir etkinliği var, kamp etkinliği. Orada bolca KTM'in ve Husqvarna markanın motosikletlerini teste imkan falan olacak. Biz de bunu Instagram'dan şans eseri gördük. Dedik ki gidelim, biraz sosyalleşelim, artık daraldık. Tabii biz tur yaptık, hani biz şanslı kesimdeniz aslında. Ufak kaçamaklar yapabiliyoruz ama öyle gene de bir gidip bir rahatlamak, böyle bir sohbete muhabbete katılmak istedik orada gelenlerle. Bir arkadaş grubumuzla gidiyoruz. Aslında kulübümüzle gidiyoruz diyebiliriz. Spartan Riders olarak katılıyoruz. Aynen. Şöyle ben de göstereyim. Bizim bir kulübümüz var. Bundan da bahsederiz zamanı gelince. Öyle. Arkadaşlarımızla bu etkinliğe katılacağız. Keyifli zaman geçirmek için motosikletlerimizi de hazırladık burada. 3000 kilometre tura gittik. Bu kadar yük almadık. Evet ya. Şuradan 150-160 kilometre gidiyoruz. Yükleri doldurduk. Ama neden? Çadır. Aynen. Evet, orada çadır kuracağız. Kamp ekipmanı olayı gerçekten yer kaplama konusunda evet, büyük bir fark ediyormuş. Yani çok fazla kamp yapmadık ama böyle böyle deneyimliyoruz işte. Neyse, çok uzatmayalım. Yolda görüşürüz. Yolda Bihter'in motoruna konuk oluyorsunuz. Dönerken ben alırım belki. Hadi görüşürüz. Saat 16:46 ve biz yola çıktık. Şimdi gidip bir benzin alacağız. Şu kamyon ne yapacağına karar verecek. Sağından biz de geçeceğiz. Ardından en uzakta biz oturduğumuz için gideceğimiz istikamete göre yolda giderken arkadaşlarımızla buluşa hepsini alıp güzel bir kortej yaparak Sakarya'ya gideceğiz. Bizim buraların yolları yine enteresan. Trafiği enteresan. Yoğun da değil yani, enteresan. Geçen gün şöyle bir kamyonun üstünden boş koli düşüyordu tepeme. Son anda kurtardım. Selam. Aradan geçsen mi sen de, sağdan kaldırımdan geçsen? Şoka yapmıştım. Gideyim. Ben de yolumu bulurum be. Ben de bulurum yolumu. Ya da çok tehlikeli. Aşkım, burası tehlikeliymiş ya. Yeşil yanarsa komik olmaz şu an. Evet, geldik. Evet, Emre startı verdi şu fotoğrafla. Benzinimizi de aldık. Tekrar yola çıkıyoruz. Şu top case'de olsun. Sosis çantada işte çadırmadır. Öyle eşyalarımız var. Ekipman, çadır ekipmanlarımız, kamp ekipmanlarımız var. Benim arkada da elektronik falan. O şekilde bir bölüştürdük. Sırtında da kıyafetler. Şu kadarcık kıyafetle gidiyoruz. Bu etkinlik cuma, cumartesi, pazar yapılıyor. Cuma günü çok fazla kişi katılamıyor tabii ama genel katılım cumartesi olacak sanırım. Biz de arkadaşlarımızın işten çıkmasını bekliyoruz. Böylelikle akşam gitmiş olacağız. Çadırımızı kuracağız planlamamıza göre. Evet, ilk durakta alacağımız Esra ile Halil var. MT25'leri var. Artçılı kullanıyorlar. Onlar gelecek. Köprüden biraz daha ilerleyince Ahmet gelecek. Ahmet'in CRF250'si var ve Biker Soulmate'i alacağız en son, daha da ileriden İstanbul'dan çıkmadan hep birlikte toplanıp gideceğiz. Evet, yapmayı en sevdiğimiz şeylerden biri. Ayrılıyoruz yan yanayken, öndekini sollayıp tekrar beraber sürüyoruz.
gidiyor. Çünkü direkt eve çıkıyor ve çok direkt Levent'in oraya merkezi bir yere çıkarıyor. Dediğim gibi ücretini ödemeyi en sevdiğimiz yol. Yani şu KTM'nin defansif sürüşlerde Afrika'dan geri kalmaması, yani sürüş konforumuzu, yol kalitemizi ciddi anlamda arttırıyor. Bak, defansif sürüşte dedim. Evet, şurada ileride bir bekleme alanı var, yani durma yeri var sağda. Orada ekibin ilk üyeleri ile buluşuyoruz. Evet, checkpoint. Bekleyelim. Birazdan onlar da burada olurlar. Evet, ilk buluşma noktamızdan ayrılıyoruz. Esra ile Halil ile buluştuk. Gidiyoruz. Geç hayatım, siz de geçin. Şu yük sanki biraz sallanıyor ama. Biraz onunla ilgili oturup konuşma yaptık. Biraz hafifletsek mi, hafifletmesek mi, ne yapsak, ne etsek. Tura çıkma planları olduğu için bir deneme yapıyorlar. Hani en azından hep birlikteyken bir B planları da olabilecek tabii. Şu an tın 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 gideceğiz, bir deneyeceğiz bakalım. Hani tek başlarına bu şekilde çıktıklarında bir problem olur mu? İlk önce bir endişe ettik ama bu çantanın altındaki tutan demir bayağı geriye kadar geliyor. Sağlam gibi duruyor. Eşyalar da göründüğü kadar şey değil, hafif. Dolayısıyla bir deneme olmuş olacak onlar için. Evet, Ahmet aramıza katılıyor. Buyurun. Ve talihsiz bir şey yaşadık. Şimdi Esra ile Halil'in MT25'ine bir adet çivi girmiş. Bir lastikçiyle görüştük. Herkes de kapatıyor şu anda. Dedik biz yola gideceğiz. Evet, olayları anlatıyorum. Nereye gidiyor? Ha, mikrofon mu? Mikrofon şurada. Mikrofonla aramda görülmez bir bağ var. Ben çok. Ben yerim o anlar, benim yürüdüğü dağlar. Bir beatbox yapmadın. He, yaparız orada. Evet, şimdi lastiği yaptırmaya gidiyoruz. Benim çantayı Halil'e verdik. Halil'in artısına ben alıyorum. Bana istediğin gibi tutunabilirsin. Gel. Tutun bana. Bin. Önemli değil. Sen bana tutun bakayım nasıl tutunacaksın. Tamam. Öyle mi? Tabii. Destekleyin onu. Acayip destekliyorum. Onun ne güzel. Big Ton. Benim babam da motorcu. Onun motoru Big Ton. Oo. Herkes binemez. Evet. Selam. Motoru. Selam söyleyin çokça. Aleykümselam. Kimsin bilmiyorum da hiç önemli değil. Dubai'ye gelirseniz beklerim her zaman. Tamamdır. Uğrayın yani. Tamam abi. Motosikletli çift bizi takip et YouTube'dan. Kim? Motosikletli çift. Az önce konuştuğun eşim. Motosikletli? Çift. Çift. Evet. Ben takip ederim. Sen görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esra'cığım tutun. Ha, tamam. Ben arkalarından gidiyorum. Evet, şimdi Halil'in bu lastik işini, arka tekerdeki lastik işini halletmek için yol üstünde bir yer denk geldi. Orası açıkmış ve bizi de hani gidene kadar bekleyeceğini söyledi sağ olsunlar. Ve yolumuzun üstünde olduğu için de gayet iyi oldu. Şu an rotamızdan çıkmadan tamir ettirmeye doğru gidiyoruz. İşte geldik.
keyifliydi. NK'dan daha iyi. Değil mi? Evet. Seni tedirgin etmeden sürmeye çalıştım. Hayır, gayet iyi miydi? Şu lastiği yaptırıp gidiyoruz değil mi Ahmet Bey? Zaten yol güzel gel, güzel gözler. Evet, aynı yol. Evet, evet, aynı yol. Ha, aynı yoldan geldik. Sakarya tabelaları var ya. İzmit. Yaklaştık değil mi? Ya evet. Yaklaştık diyemem de ama. Güzergah üzeri yani, 1,5 saat falan herhalde. Zaten milletin solunu bir şey. Evet, şimdi Halil'lerin lastik olayını çözdük biz. Ama hava soğudu ve birazcık akşama kaldık. Şimdi Kartepe yolundan yarım saatlik kısa bir yol vardı ama motorlar çok yüklü. Üstelik bir de şey durumu var şimdi. Hava çok soğudu. Yazlık ekipman vardı. Ben ceketimi falan giydim ama herkesin yok sanırım. İşte o Kartepe yolu çok virajlı falanmış. Motorlar da yüklü, bazı motorların ağırlık merkezi tamamen arkada, üstelik artçılı falan filan. Düşündük taşındık, oradan döndük, diğer yoldan gideceğiz. Bir saatlik ya yakın yer dediğimiz yere asla gidemeyişimizi izliyorsunuz şu an izliyorsanız. Evet, şu an Kemaliye yolundayız. Pamukova'ya geçtik, Kemaliye tarafındayız. Kamp alanında çok az kaldı. Ama burada asfaltı harika, çok güzel bir köy yolu var. İki tarafı da böyle tarla bahçe falan. Kamp alanına doğru gidiyoruz. Geldim, ister misin? Alır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nuri'yi de çağır, yardım etsin inmelerine. Tutayım mı motoru? Yok yok. Tamam. Tutabilirseniz ya da rampada yatam. Gerçekten tutamam. Yukarıda var bayağı çünkü çanta, ayağımı atamam. Bıraktım. Tamam. Duracak gibi mi? Nuri, yardım et de şeye. Merhaba, hoş geldin. Tolga ben. Merhabalar, Bihter ben. Biz kaldık. Evet. Bizim de ne oldu? Evet. Motorları getiriyorum arabayla. Şey, kontak çevirmiyor abi. Yani nasıl ya? Benzinlikte kaldık, kontak çevirmiyor yani. Ay. Ya böyle bir şey oluyor bunlar ya. Şuraya alabilirim. Ben arabayı çıkartmayacaktım. Geç kaldım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu araba biri, sen bilirsin ya şu araba. Bak şu beyaz bir araba var.